Merhaba arkadaşlar. Bu videoda timer sıfır kesmesini öğreteceğim. Mikro denetleyicimin içinde bulunan 3 adet zamanlayıcı modülden bir tanesidir. Timer sıfır, 8 bit zamanlayıcı ve sayıcı olarak kullanılabilir, okunabilir ve yazılabilir özelliktedir. Dahili ve harici darbe seçme özelliği vardır. Sayma değeri 255'ten 0'a taştığında kesme oluşturur. 8 bit olduğu için de en fazla 255 değer alabiliyor. Şimdi sırayla anlatalım. İlk olarak harici bir sayıcı uygulaması yapalım. Yeni bir proje oluşturuyoruz. New Project. Next diyorum. Mikro denetleyicimi seçiyorum. PIC 16 F877A. İleri diyorum. İleri diyorum. Derleyicimi seçiyorum. Proje ismi Timer 0 sayıcı olsun. Tamamlıyorum. Source file'a gelerek yeni bir main.c oluşturalım. Buna da sayıcı diyelim. Projemizi oluşturduk. Hemen Production sekmesine gelip konfigürasyon ayarlarımızı yapalım. Set Configuration bits'e tıkladım. Yine her şeyimi kapatıyorum. Generate Source Code to Output'a tıklıyorum. Konfigürasyon ayarlarımı kopyalayıp yapıştırıyorum. Frekansımızı belirleyelim. Add define xtal frek diyerek 8 MHz belirledik. Şimdi giriş çıkış ayarlarımızı yapalım. A portumu Tris A giriş olarak tanımlıyorum. B portumu çıkış olarak tanımlıyorum. 0x00 port B eşittir 0x00 diyerek portumu temizliyorum. Şimdi timer 0 ayarlarımızı girelim. 2 adet register'ımız vardı. Geçen videolarda anlattığım option register ve int count register'ı. Şimdi option register daha önemli bu konuda. Şöyle option register'a gelelim. Bit 7'yi kullanmıyorum. 1 olarak bırakalım. Bit 6'yı da kullanmayacağım. RB0 kesmesiyle ilgiliydi bu. Bit 5'i harici kaynaktan sayıcı uygulaması yapacağım için 1 olarak seçeceğim. Bit 4'ü pull-down bağlama yapıyorsak eğer 0 olarak ayarlayacağız. Pull-up bağlama yapıyorsak 1 olarak ayarlıyoruz arkadaşlar. Bit 3'ü 1 olarak ayarlayacağım PSA'yı. Bit 2, 1 ve 0 preskalar oran seçme bitleri. 1 bölü 1 kullanacağım için bunları da 0 olarak belirliyorum arkadaşlar. Şimdi program kısmına geçelim. Ayarlarımızı girelim. Option reg bits diyorum. Bunu 0 olarak ayarlıyordum. Şurayı kopyalayalım. Bunu 1 olarak ayarlıyordum. Tekrardan yapıştıralım. PSA'yı 1 olarak ayarlıyordum. Bir de
PS'ler vardı. Üç biti de bir olarak ayarladım. Sonra int con register'ımı ayarlayacağım. Int con register'ımı da daha önce anlatmıştım. Int con register'ımda genel kesme izin ayarlarımı yapabiliyordum. Çevresel kesme izin ayarlarımı yapabiliyordum. Timer 0 izin ayarımı yapacağım burada. RB 0 izin ayarlarımı yapıyordum. RB port değişimi izin ayarlarını yapıyordum. Timer 0 bayrağı, RB 0 bayrağı ve RB port değişim bayrakları da bu register'daydı. Ben burada GUI bitini kullanacağım. Timer 0 enable bitini ve timer 0 bayrak bitini kullanacağım arkadaşlar. Option register'da da hepsini yazmaya gerek yoktu ama ben anlatmak için yazdım. Şimdi yazalım. GUI diye yazabiliriz direkt bu biti. Genel kesmelere izin veriyorum. Timer 0 kesmesine izin veriyorum. Timer 0 bayrağını temizliyorum. Sonra timer 0'a 255 değeri veriyorum. Direkt. Şimdi kesmemizi oluşturalım. Void alt tire alt tire interrupt sayıcı kesme olsun ismi. Void diyorum. Küme parantezimi açıyorum. Bir if koyalım. Timer 0 bayrağı 1 olduğunda T0 if parantezimi açıyorum. Timer 0 enable bitimi kapatmam lazım. T0 IE ki başka işlem gerçekleşmesin timer 0 ile ilgili. Sonra sayıcı değişkenimi 1 arttırıyorum. Tekrardan timer 0 enable bitimi aktif edip bayrağımı temizliyorum. Timer 0 değerine de aynı değeri, program başındaki değeri veriyoruz. Yani 255'i. Evet. Burada kesme fonksiyonu içerisinde bayrak 1 olduğunda timer 0 enable bitini kapatıp sayıcımızı 1 arttırdık. Timer 0 enable bitini tekrar aktifleştirip bayrağımızı temizledik. Timer 0 değerine de tekrardan 255 değerini yükledik. Kesme gerçekleştiğinde 255'ten 0 atlamada her seferinde bayrağım 1 olacak. Bu sayede sayıcı değerim de artmış olacak. Sayıcı değerimi de port bey olduğu gibi aktaracağım. Programı derleyelim arkadaşlar. Bir hatamız var. While'ımıza bir ekleyelim. Sonsuz döngü olsun. Tekrar derleyelim. Değerlendi. Proteus programımıza geçelim. Programımızı yükleyelim. Timer 0 sayıcı. This default production hex. Programı çalıştıralım. Yaklaşalım. Görmek adına. RA4 pinine bir kez bastığımda RB0 biti 1 oldu. İkinci defa bastığımda RB1 biti 1 oldu. Ama toplam baktığımızda 8 bite bu sayı 2'ye tekabül ediyor. Arttırıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 olarak devam ediyor. 255'e kadar devam edecek. 255 tamamlandığında tekrardan sıfırlayacak kendini. Durduralım programı arkadaşlar. Programımıza geri gelelim. Şimdi burada harici bir kaynaktan darbeyle sinyalimizi saydırdık. Uygulamamızı revize edelim. Dahili kaynaktan yapalım bu kez de. Şimdi tekrardan şu Option Register resmimi açayım. Şimdi programın başında frekansımızı 8 MHz olarak ayarladık.
Fakat mikrodenetleyicim bunu 1 bölü 4 oranında kullanıyor. Bu da 2 MHz'e tekabül ediyor. Şimdi ben bu 2 MHz ile ilgili işlemler yapacağım. İlk önce timer 0 zaman kaynağı seçme bitini değiştireceğim. 0 yapıyoruz bu biti arkadaşlar. Dahili olacak. Sonra PSA'yı 1'den 0 alıyorum. En sağ 3 biti de 1 bölü 16 olarak ayarlıyorum arkadaşlar. 0, 1, 1 olarak ayarlayacağım. Programımızda ayarlayalım bunları. Sıfır, bir, bir. Klok seçme biti sıfır. PSA'yı sıfır yapıyorum. Diğerlerinde bir değişiklik yapmıyorum. TOSE'de var mıydı bakalım. Bu harici kaynakla ilgili bir bit. Bununla da ilgili bir işlem yapmayacağım. Şimdi timer 0 değerimizi ayarlayalım. 2 MHz'de çalıştığım için 0,5 mikrosaniyede bir işlem yapabiliyorum. Şimdi presikalar değerimi 1 bölü 16 yaptığım için bu sürem 0,5 mikrosaniyeden 8 mikrosaniyeye çıkıyor. İşte diyelim ki 2 milisaniye periyotlu bir kara dalga oluşturalım. Darbeyi bununla verelim. 2 milisaniye 2000 mikrosaniye bölü 8 mikrosaniyeden 250 değerini buluyorum. Yani 250 kere sayması gerekiyor. Timer 0 değerini bu sebepten 6 değerini veriyorum. Şurada da 6 değerini verelim. Timer 0 250 kez saydığında bir kez taşma olacak. T0 if biti 1 olacak. Kesmemiz gerçekleşecek. Her kesme gerçekleştiğinde sayıcı değerim artmış olarak port B'ye yansıyacak. Bu işlemi her 2 milisaniyede bir yapacak. Başka ayarlayacağımız bir şey var mı? Şunu 0,11 yapacaktık. 0 yaptık. 0, 0. Proteus programına gelelim arkadaşlar. Çalıştıralım. Timer 0'ımız sayıyor. Kara dalgayı nasıl göreceğiz? Zaten sayıcı değişkenimizi port B'ye atmıştık. Programımızı durduralım. Şuradan bir osiloskop alıyorum. RB0 bitime tek tek sayan bitime bağlıyorum. Çalıştırıyorum. Şöyle 2 milisaniye ayarladım. Kare dalgam 2 milisaniye. Her 2 milisaniyede bir kesmem gerçekleşiyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Timer 0 ile ilgili merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız. Dosyaları link olarak açıklama kısmına ekleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.